Hayatın bize neler getireceğini hiçbir zaman bilemiyoruz. Ne kadar plan yaparsak yapalım, başımıza gelecek iyi ya da kötü şeyler bu planları tamamen değiştirebiliyor. Avustralya'nın Melbourne kentinde ilkokul öğretmeni olan Hayley Tennant'ın yaşadıkları bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Hayley için 2020'nin ilk ayları hayatının en güzel zamanlarıydı. Hep hayal ettiği gibi öğretmen olmayı başarmış ve öğrencileriyle harika bir ilişki kurmuştu. Kariyeri tam da istediği gibi ilerliyordu. Daha da önemlisi, bir süredir birlikte olduğu ve büyük aşk yaşadığı Matthew'la rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Birbirlerini çok seviyor, beraber oldukları her anı dolu dolu yaşıyorlardı. Çiftin mutluluğu Hayley'nin hamile olduğunu öğrenmeleriyle katlandı. Bebeği ve çok sevdiği kocasıyla birlikte güzel bir yaşam Hayley'i bekliyor gibiydi. Ancak genç kadının hayatını tepe taklak edecek süreç hamileliğinin 3. ayında başladı. Bir sabah karnında hissettiği yoğun sancıyla endişelenen Hayley hemen eşine haber verdi ve birlikte hastaneye gittiler. Doktorlar ilk muayene sonrası onlara kötü haberi verdi. Genç çift büyük bir umutla bekledikleri bebeklerini kaybetmişti. Operasyona giren Hayley'nin bebeği alındığında dünyası kararmıştı. Eşi Matthew da çok üzgün olsa da karısını teselli etmek için güçlü durmaya çalışıyordu. Önlerinde koca bir hayat olduğunu, yeniden deneyip tekrar çocuk sahibi olabileceklerini söylüyordu. Kocası bu zor süreci atlatmasına yardım edeceğini düşünerek Hayley'i bir yaz kampına katılmaları konusunda ikna etti. Yakın arkadaşlarıyla birlikte bir süre şehirden uzak kalarak doğada zaman geçirmenin onu kendisine getireceğini düşünüyordu. Ama Matthew bu kampın onların hayatını sonsuza kadar değiştireceğini bilmiyordu. Kampa geldikleri ilk gün her şey son derece güzeldi. Doğada yürüyüş yapıp arkadaşlarıyla sohbet etmek onlara iyi gelmişti. Kayıpları için hala çok üzgün olsalar da bu kampın onlara yeni bir başlangıç getireceğini düşünüyorlardı. Akşam olduğunda çadırın dışında sohbet etmeye başladılar. Hava serinlediği için ateş yakıp etrafında oturmuş, anılarını, gelecek planlarını anlatarak saatler geçirmişlerdi. Bir süre sonra sohbet yerini sessizliğe bıraktı ve gün boyu yorulan çiftler ateş başında uykuya daldı. Bu, Hayley'nin hayatında yaptığı en büyük hataydı. Arkadaşı tuhaf bir mırıldanma duyarak uyandığında gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Hayley'nin oturduğu sandalye devrilmiş, başı ateşin içinde kalmıştı. Ancak ne bağırıyor ne de hareket ediyordu. Ani bir refleksle fırlayan arkadaşı onu tutup ateşin içinden çekmeyi başardı. Ama yüzünde çok ağır yanıklar vardı. Hemen soğuk su döküp acil yardım çağırdılar. Helikopter ambulans kısa süre içinde kamp yaptıkları alana geldiğinde Hayley'nin bilinci açıktı ama acı duymadığını söylüyordu. Doktorlar düşme sırasında yüzündeki ağrı reseptörlerinin inanılmaz bir hızla yandığını, bu yüzden genç kadının uyanmadığını düşünüyordu. Hayley, Melbourne'deki Alfred Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunun bir kısmında 3. ve 4. derecede ağır yanıklar vardı. 8 gün komada kalan kadın onlarca ameliyat geçirdi. Fiziksel görünümünün ötesinde ağzını ve göz kapaklarını tekrar kullanabilmesi için bile zorlu süreçlerden geçti. Çok sevdiği işinden, öğretmenlikten ayrılmak zorunda kalmıştı. Ama onun için asıl önemli olan kocası Matthew'nun ne yapacağıydı. Tedavi boyunca hiç yanından ayrılmayan kocasına taburcu olduktan sonra konuşmak istediğini söyledi. Eve geldiklerinde kendini en kötü sonuca hazırlayarak kocasına onu terk etmek isterse bunu anlayışla karşılayacağını söyledi. Artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktı ve çoğu insanın gördüğünde ürkerek baktığı bir kadınla evli olmak istemezse ona hak vereceğini anlattı. Ancak Matthew bu teklife onu ne kadar çok sevdiğini söyleyerek yanıt verdi. Onu bırakmayacağını ve hep yanında olacağını söyledi. Genç kadın yaşadıklarını anlatırken kendisi için en zor şeyin sokakta yürümek olduğundan bahsetti. Güzellik konusunda çok takıntısı olmasa da insanların ona olan bakışlarından, bazılarının sarf ettiği acımasız cümlelerden söz etti. Hayley, o gece kamp ateşinin başında sandalyede uyumak yerine çadırda yatmayı seçse geleceğinin ne olacağını çok merak ettiğini ve bu sorunun her zaman ona acı vereceğini söyledi. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.